Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ee, ablamın pantolonuna yama yaptım. Oy Derya Hanım. Hoş geldin. Bak senin için bu akşam erken yaptım yayınımı ama e, sen e, gelmedin erkenden. Arkadaşlar yama yapıyoruz bazen kopan yerlere. Şöyle uzaktan göstereyim. Pantolon e, pantolonun altına <laughs> şöyle yama parçası kullandım ona git gel zikzaklar ile çalıştım 3 aydır ablamın pantolonu bendeydi sizler de yapabilirsiniz pantolonları hemen öyle atmıyoruz zaten güzel bir pantolon ee, fitness diye bir şey ama bakın dikişleri görüyor musunuz nasıl atmış atan yerine de yama yapar mısın dedi en azından bir iki kere daha giyeyim yaptığımı düşünüyorum ee, böyle giyebilir ceket kalıbını yatırdım tabi ben aşağıya şimdi daha az belli ediyor bakın üstüne bir gömlek mi belli etmeyecek öyle hemen atmıyoruz şurada ekstra bir kot kumaşım vardı Bak gayet güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlarım? Biraz daha mı kapatsam bu aradaki renkleri? Yok mu belli etmiyor. Gayet güzel oldu. Merhaba Özart. Bu ablamın benim değil ya. Ben artık 40 beden değilim. Kadın 3-4 aydır vermişti bana. Dedi şunu şey yap. Düzenle. Onu düzenleyeceğim. Soru. Tekrardan keseceğim şurayı da. Bu dünya para verip alıyor. Ben artık kot almıyorum biliyorsunuz. Kotlarımı kendim dikiyorum. Yok Derya'nın dikiş atölyesi benim en verimli olduğum saatler. Şimdi ee, ceket kalıbıma, mantol kalıbına uyarlayacağım. E, ben e, yamuk çalışıyorum arkadaşlarım ceketimi. Yani bakın benim... Şimdi ben bundan ceketimi çalışmıştım ya. Biliyorsunuz. İşte bakın ön ortası geliyor düz geliyor. Şuradan içe doğru giriyor. Tamam mı? Böyle kalıpla çalışmayı tercih ediyorum. Sağ olasın Nurum. Hoş geldin. Şimdi ben bu saatten sonra size aslında her türlü ceketi, kalıbı, mantoyu bitirebilirim sabaha kadar kalsam ki nitekim bir gece öyle kalacağım. Bir önceki hikayede daha güzeli var. Hatice adı güzel. Onları hikayede bıraktım. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bana mantomun kalıbını soruyorsunuz. Bu kalıbı seriliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu aslında 40 beden. Oraya oraya 42-44'e geliyorum. 42-44. Şurası 40. Bunu seriledikten sonra görüyorsunuz mantoya uyarlıyorum. E, mantoyu da bundan çalışıyorum. Kabağını da bundan çalışıyorum ama kendime e, çoban mantosu yapacağım. Çoban montu yapacağım arkadaşlar. Ben öyle manto mantı giyemiyorum tamam mı? Ha böyle kapşonlu mapşonlu benim dizlerime kadar olsun sıcacık tutsun beni. Kapüşonumu da takayım böyle mis gibi. Oh diyeyim rahat rahat edeyim. Arkadaşlar hoşçakalın. Çok uzun kalmayacağım diye bağlanmıştım sadece. Durum kendine iyi bak. Hem de ne saatler vallahi Nur. Nur görüşelim inşallah bir gün ya. Arkadaşlar hoşçakalın. Mantom çalışma Kapanım bu. Mantomun çalışma kalıbı bu. Bundan çalışacağım. Bir an önce bitirip üzerime giymeyi hayal ediyorum. <laughs> Yoksa donuyorum. Donacağım. Donacağım. Öğrencilerimi bekledim ama bizim işlerimiz aksıyor bazen. Bir hafta değil iki haftada bir ders görebiliyoruz. Kalıp olmayan ne yapsın? Ee, art kalıp satın nasıl başka diyecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Hoşçakalın, öptüm görüşmek üzere arkadaşlar.